Merhabalar, sesim geliyordur umarım. Geliyor, buyurun. Evet, öncelikle ben bir selamla başlamak istiyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ömer Çomaklı hocamızın çok çok selamları var. Ben şimdi Atatürk Üniversitesi ile ilgili değerli üstadım da aslında birkaç bilgi verdi. Ben sadece belki hiç bilmeyenler olabilir diye büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bizde neredeyse hemen hemen tüm fakülteleri barındırıldığı bir üniversitede çalışıyoruz. Ne yakın akademisyen olduğunu, işte birçok üniversitenin mevcudu kadar lisans öğrencimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Peki biz neden sahada? Atatürk Üniversitesi neden sahada? Atatürk Üniversitesi'nde yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi başladı. Bir ortak akılla sadece Atatürk Üniversitesi değil, yüzlerce insanın, dışarıdan katılan insanlar dedi ki biz bu Atatürk Üniversitesi'ni nereye yönlendirdik? Böyle bir çalışma, bu çalışmanın adı da yeni nesil üniversite tasarım ve ve burada da uzay ve savunma alanına ilerlememiz gerektiği konusunda da bir hemfikir ya da bir ortak akıl ortaya çıktı. Biz bu yüzden sahaya üye olduk ve sahada bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Tabii bu yeni neslin gerektirdiği eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı bir arada üniversitemize yerleştirmek ve tüm çıktılarını da bu minvalde değerlendirmek temel görevimiz. Hızlıca geçtim bunları. Şimdi ben öncelikle herkese altyapımızdan, ana hatlarıyla, özellikle savunma sanayiyle ilgili altyapılarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada aslında biz daha önce üstadıma da söyledik, bir hoca olarak sunum yapacağız. Bizim gerçekten Doğu Anadolu'da Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Merkezle ilgili zaten kendisi de oranın müdür yardımcısı olan Doçent Doktor Halim Kovacı çok böyle kısa bir bilgi verecektir. Ondan sonra ben tekrar devam edeceğim müsaadenizle. Hocam buyurun. Merhabalar Halim Kovacı ben. Ersin Hocam'a teşekkür ederim. Çünkü altyapımızla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kullanma ve Araştırma Merkezimizden bahsetmek istiyorum. Adıyla Daytan'dır. Burada bazı bilgileri görüyorsunuz. 17 adet temel araştırma laboratuvarı, 400 metrekare kullanım alanı 5 milyon. Tabii 2016-2015 yılları için konuşuyoruz. Böyle bir altyapıyla kurulan bir merkezimiz. Merkezimizde ne yapıyoruz? Merkezimizde 3 tane temel alanda çalışıyoruz. Dünya bilimi ve teknolojileri, yaşam bilimleri ve teknolojileri ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Burada da aslında biz DITAM olarak katma değeri yüksek, yeni ürün ve süreçleri geliştirmek, araştırmalara altyapı desteği sağlamayı ve endüstrinin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Şimdi DITAM'daki altyapımıza baktığımızda da burada da bazı temel bilgileri görüyoruz. Spektroskopileri, görüntüleme laboratuvarlarımız, kemik odalarımız, yaşam bilimleri, sistemlere özellikle sahada yoğun gruba aslında temel olarak genel olarak hitap eden malzeme sentez laboratuvarı ve altyapılarımız var. Burada özellikle bununla Bayağı bir birlikte sıkıntı oldu da işte çok şükür gelebildim. teknolojileri, kimya teknolojileri şeklinde laboratuvarlarımız var. Ayrıca bunlara ek olarak gerçekten güçlü bir temiz oda altyapımız var. Burada 160 metrekarelik bir temiz oda ve 10 sınıf olarak ve bununla birlikte yine sistem odalarımız var. Kısa bilgileri verdikten sonra şunu söyleyebilirim. Zaten burada şu an faaliyet gösterdiğimiz planlamasını yaptığımız veya bir şekilde iletişimde olduğumuz bazı kurum kuruluşlar var. Bunlar örnek verecek olursak TÜBİTAK Bilgem, Arçelik, TÜPRAŞ, TÜRSAŞ, Aselsan, Oxford Üniversitesi, Türkiye'deki başlıca özellikle birkaç firmaları, madencilik firmaları, teknokentler gibi kurumlarla biz bir şekilde aslında onların altyapısını sağlıyoruz, onlara problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz şeklinde özetleyebilirim. Özellikle baktığımız alanda da bizim odaklandığımız konu için özellikle malzeme sentezi ve karakterizasyon laboratuvarlarımızda da gerçekten güçlü bir altyapımız var. Burada özellikle akademik personel sayımız da çok fazla. Üniversite olarak zaten Ersin Hocam kendisi de bahsetti. Belirli alanlardan ziyade gerçekten çok çok geniş bir insan kaynağına sahip olduğumuz için buralarda malzeme sentezi ve karakterizasyonu alanında gerçekten bir problem varsa bunu çözüm üretmeye çalışıyor. Baktığımızda da malzeme sentezi ve
Derivasyon anlamında da elektrik ve elektrik kameralarında eksen programan FTIR, UV Visible'ın sistemi, bununla birlikte parçacık bir analiz, masa açık ölçüm cihazı, parçacık boyutu veya yüzey alanı sistemleri veya spektrometre laboratuvarımızda yine sistemleri, fluoresans hem mikroskopu ve ileri görüntüleme alanında da lazer taramalı mikroskoplarımız, fluoresans mikroskopları, mikroskopları güçlü bir altyapıya sahibiz. Ayrıca yani özellikle sensör, malzeme üretimi veya led üretimi gibi alanlarda nanoteknoloji alanında gerçekten iyi bir temel odaya sahibiz. Dediğim gibi 160 metrekare alanı var. Burada da PVD sistemleri, maske hizalayıcılar gibi birçok sistem olmakla birlikte ayrıca ileri görüntüleme laboratuvarımızda da SEI, FIB, SEM, TEM ve AFM sistemlerine sahibiz. Tabii DITAM olarak sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Aslında rektörlüğümüzün bize sunduğu avantaj da biz farklı üniversiteler, farklı fakültelerimizde ortak sistemler de kullanabiliyoruz. Örneğin burada bazı başlıkları verdim. Mühendislik fakültesi işbirliğimizle durma test sistemleri, çekme test sistemleri, sertifikasyon test sistemleri, vurulma, aşınma, kompozit malzeme üretimi altyapısı veya elektrik piyasal sistemleri de kullanabiliyoruz. Şimdi DITAM'ı bu şekilde bahsetmişken kısaca mensubu da olduğum mühendislik fakültesinden bahsedeyim. Özellikle malzeme testlerini yapabilecek veya ilgili alanlarda gerçekten şu bir altyapıya sahip mühendislik fakültemiz var ki burada da görüyoruz çevre elektrik üretimi, inşaat, kimya, makine, metalürji ve malzeme gibi alanlarda ve 5.725 tane öğrencisiyle 69 tane laboratuvarı, 190 akademisyenimizle güçlü bir altyapı. Yine fen fakültemiz de bu alanla ilgili olduğu için özellikle biyoteknoloji, gen teknolojileri, organik sentez, nanoaygıt üretimi gibi alanlarda temel bölümleri içermekte de burada da gerçekten bir yakın laboratuvar ve akademisyenle faaliyet gösterdi. Temel bilgilerden sonra şunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle savunma sanayi, havacılık veya uzay bilimleri geçtiğimizde Atatürk Üniversitesi tasarım ve dönüşüm projesi için çok önemli. Ve Ersin Hocam da bahsetti zaten. Ve bunun altında da aslında bir savunma sanayi kapsamında yürütülen bazı projelerimiz de var. Örneğin SAIP var. Burada da Havelsan, Aselsan, FNSS ortaklığı da var. Son olarak yeni nihai sonucunu aldığımız 2244 sanayi doktora programı var. Yine de burada savunma sanayi alanında faaliyetlerimiz var. Burada doktora öğrencilerimizi yetiştireceğiz. Ayrıca bununla birlikte yine Teknokent konusunda Ersin Hocam da bilgi verecek. Bizim Atom İnsan Yüz Yüze programımız ve 200 akademisyenle sanayiciyi eşleştirerek yaptığımız çalışmalar ve eskiden gelen bir geleneğimiz var. Biyomedikal alanında özellikle biyomekanik testler konusunda bir uzmanlığımız var. Yaklaşık 15-20 yıllık işten bahsediyoruz ki aslında malzeme testleri açısından çok büyük avantajlar sağlıyor. Bununla birlikte direkt burayla alakalı olmamakla birlikte ilaç çalışmalarını da yürütmekte. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum ki bir takım desteklerinden faydalanmak arasındayız. 21, 22, 25 değil 4002 gibi başlıklarda yer alandığımız projeler var. Ve bizim gerçekten gurur duyduğumuz bir noktada patent başvurularındaki kırdığımız rekor aslında. 2019 yılında sadece bir tane üniversite olarak patent başvurusu yaptık. Aslında biz ülkemizin de yani her durumunda bu noktada patent sıralamasında 18. ilk olmasına da bir şekilde vesile oldu. Bununla birlikte Ersun Hocam yine bahsedecektir. Gerçekten şu an hani bizler için çok değerli olan sporcu performans merkezimiz var. Gerçekten çok değerli bir merkez. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu noktada girişimci gelişim endeksi olarak da üniversite endeksinde de şu an 26. devlet üniversitesi konumunda. Şimdi burada projelerden bahsetmişken özellikle savunma sanayi, havacılık ve ilgili bazı temel projelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlara sağ olsun hocalarımızın da bilgisi dahilinde sizlerle paylaşacağım. Burada savunma sanayi müsteşarlığı, eski destekli farklı projeler var. Örneğin anti-tank silahlarının kalın çelik sınıflarda elme çukur açma etkisinin gücünün yükseltilmesi veya molibden bütün tür filmlerle kirbolojik mekanik özelliklerin yüksek üretimi veya titanyum diborit LC filmler büyütülerek yine malzemelerin özelliklerinin araştırılması gibi. Burada gördüğünüz gibi savunma sanayi başkanlığı ve
Burada da farklı projelerden de bahsetmek istiyorum. Örneğin Boren tarafından destekle kendinden yağlayıcı nano yapıların geliştirilmesi ve taşı ortak yaptığımız örneğin proje motorlarda yüksek sıcaklık aslında problem direnci. Serafi katlamalar gibi bazı burada özellikle alanla ilgili projeleri de sizlerle paylaşmış olabilir. Burada sözü tekrar Ersin Hocam'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Diyorum seçme metoduna. Bizim bir de teknokentimiz var. Doğu'da aslında sınır ilgilerimizin üstünde teknokent yok. O yüzden bölgeye hizmet. Burada da startup firmaları gerçekten sizlere alt yüklenici olabilir sahada. Özellikle bir takım firmalarımızın da yapmış olduğu ürünler var. Özellikle mikro artık yazma kaplama, bombası ile ilgili bir prototip geliştirmek gibi ya da uzun mesafeli görüntü alma verici sistemler var. Biz teknokent olarak ayrıca üye olacağımız için burayı hızlı geçmiş. Şu anda bakanlıkta değerlendirilmekte olan bir ata test merkezi projesi var. Bununla ilgili yaklaşık son bir buçuk yılda görüştük ve şöyle biz başka bir ilde tabii ki bu başka bir ildeki bir test merkezi. Bizim hayalimizde böyle bir test merkezi yapmak ne işe yarayacak? Bu az önceki sunumlarda da gördüm. Bir sürü araç gereç geliştiriliyor. Bunların zorlu koşullarda ve yüksek rakımda hatta kutuplarına uygun ortamlarda test edilmesi için bir altyapı sunmaya çalışıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa yaklaşık bir yıl sonra böyle bir tesiste üniversitemiz ve işte belediyeli ortak kazandırmış olacağız. Tabii bu az önce söylenenleri özetlemek gerekirse biz neden sahaya üyeyiz? Atatürk Üniversitesi artık malzeme, ve mekanik kabiliyetlerini savunma sanayinin yerleşmesine, hatta bilimsel ve teknolojik altyapılarından birine sahip olmak ve iyileştirme amacıyla yola çıkmıştır. Bizim derdimiz de buradaki ihtiyaçlarını gidermek. Tabii biz bunu hadi böyle olsun diye yapmadık. Ford, Mercedes gibi birçok uluslararası firmanın araçlarını üniversitede ya da Erzurum'da test ettiğini biliyoruz. Buna siz de hakimsiniz. Özellikle asker ya da savunma sanayiyle ilgili ürünleri testlerine de üniversitesi olarak talibiz. Tabii biz nasıl işbirliği yapıyoruz onu da söyleyeyim. Aslında bizim az önce bahsettiğimiz tüm fakültelerimiz, DITAM bilgilerimiz tüm paydaşlara burada bir üniversite sanayi işbirliği modeli oluşturulmuş durumda. Herkese açık testlerini ya da ürün geliştirme süreçlerini yönetebiliriz. Zaten burada yaparken de biz bu savunma sanayi ile ilgili olarak öncelikle işte Atasam ki ayrıca üye sahaya onunla ilgili sabah 11'de sunum var. DITAM, Fen Fakültesi, Mühendis Fakültesi ve Teknokent ufak bir şekilde çalışıyor. Soldakiler de şimdiye kadar görüşlerine başvurduğumuz firma. Bir de sporcu test merkezi var. Aslında biz bunu şöyle de adlandırıyoruz. Özellikle savunma sanayinde işte askerlerin, pilotların ya da şunlarda çalışan kişilerin profesyonel olarak test edilmesiyle ilgili hali hazırda kurulmuş ve işletilen bir insanın zihni becerilerinin tüm boyutlarıyla test edilebildiği bir merkeze sahibiz. Bunu da aslında üyeleri ve saha üyeleriyle paylaşmak istiyoruz. Az önce söylediğim özellikleri tekrar etmeye gerek yok ama Erzurum tutup koşullarına yapıyoruz. Mesela kadar altyapısı olur. Bilmer iletişim dahil bir şehir. Biz de istiyoruz ki buradaki bundan yönelik geliştireceğiz tüm ürünleri bu koşullarda beraber test edelim. Buradaki akademik de buraya taşıyalım. Zaten bizim misyonumuz da hayatımızı ileriye bir misyonumuz gidiyoruz. Bu noktada iş birliklerine hazırız. Ben sunumumu burada bitireyim. Burada iletişim bilgilerimiz de var. Saha ekibine ve yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz.